Merhaba arkadaşlar. Dünkü videomda tweet atmaya devam edin ve çocukların aslında mağdur edildiğinden bahsedin demiştim. Ki bu doğru. Birçok çocuk anne babasını ümitle bekliyordu. Beklettiler. Ama çıkarmadılar. Özgür Özel'e, Ali Mahir Başar'a ve birkaç ee CHP'liye bununla ilgili tweet attım zaten. Paylaştığım tweette de etiketledim. Aynı zamanda Mahmut Tanal'ın genel affın çıkmayacağını bile bile Adalet Komisyonu'nda yaptığı şovdan da bahsettim. Bunun yanında Grup Başkan Vekili Günaydın'ın mecliste 31 Temmuz şovu yaptıktan sonra Adalet Komisyonu'nda CHP'nin bunun hakkında hiçbir şey yapmadığından da bahsettim. Gerçekten gittikçe gittikçe halkın gözünde AKP'leşiyorsunuz. Bundan önceki videomda belki anlamadıysanız yavaşça söyleyeyim, heceleyerek söyleyeyim dedim. Milletin gözünde öyle oluyorsunuz. Birçok kişiden şunu duyuyorum. Bunlar da aynı. Bunlar gelse ne değişecek? İnsanlara daha şimdiden bunu söyletmeye başladınız. Şimdiden. Özgür Özel'in AKP Genel Merkezi'ne AKP Genel Başkanı'nın ayağına gitmesiyle başladı her şey. Ve daha sonra şovlar, mollar, pasif kalmalar, Adalet Komisyonu'nda gık çıkarmamalar rolünüzü kaptırıyorsunuz. Benden söylemesi. Benden söylemesi. Halk size bir şans tanıdı. Bu kazandığınız oyların yarısını bile alamazsınız genel seçimde. Onu söyleyeyim. Erken seçim, erken seçim diye orada burada yine bağırıp durmayın. Erken seçim olmayacağını hepimiz biliyoruz. Enflasyon artmasın diye adamlar asgari ücrete zam bile yapmadı. Ekonomiyi düzeltmeden Erdoğan sanki sizin kadar bilmiyor mu? Erken seçim kaybedeceğini. Dalga mı geçiyorsunuz bizle? Tamam Türkiye'de çoğu insan hiçbir şeyden anlamıyor da benim ve benim gibilerin zekasıyla alay etmeyin. Tamam Ya erken seçim istiyoruz da erken seçim gerekli de falan da filan da. Ha, Erdoğan da hemen yarın erken seçim yapacak. Ekonomi bu durumdayken. Enflasyonu düşürmeden Mehmet Şimşek'i niye getirdi buraya? Günah keçisi ilan edildi adam. Gelmemek için elinden gelen her şeyi yaptı herif. Her şeyi yaptı ya. Elinde olsa yani izini kaybettirmek için daha kutuplara kaçacaktı adam ya. Zorla getirdiniz. Şimdi günah keçisi oldu. Gelen giden Mehmet Şimşek'e giydiriyor. Adam gelmek mi istedi buraya? Türkiye'nin bu halini gördü. Kendisinin kötü olacağını bile bile öyle veya böyle getirdiler. Kızarsınız edersiniz. Ondan isteneni yapıyor şu anda. Enflasyonu bir şekilde alta çekecek. Yani seçimin yapılacağı ortamı oluşturacak. Mehmet Çimşek'in görevi bu. Bunu sağlamadan da erken seçim falan olmaz. CHP o işi geçin. Bak orada da şov yapıyorsunuz. Bu konularda da yok genel hafta şov yapıyorsunuz. 31 Temmuz'da şov yapıyorsunuz. İcraat sıfır. Özgür Özel'in yapacağı tek bir şey var. Tek bir şey. Paşalar için paşa paşa gitti ya. Binlerce çocuk için de bir zahmet gidi versin yani. Gitsin. İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara demişler. Gitsin. Erdoğan kabul etmiyorsa etmesin. O ayrı mesele. Ama siz üstünüze düşeni yapacaksınız. Bu halk size tekrar söylüyorum. AKP'den bıktığı için oy verdi. Özgür Özel'in ne başarısı var da bu kadar oy alacak? Bence aklınızı iyi kullanın. Zaten Özgür Özel'in Bundan sonraki seçimlerde hezimete uğraması üzerine istifa etse de etmese de Kılıçdaroğlu gibi koltuğa yapışmaya çalışsa da orada kalamayacağına eminim yani. Bu kafayla giderse de zaten hezimete uğrayacak. Onu da söyleyeyim arkasında bekleyenler var nasıl olsa. He, Özgür Özel de Ali Mahir Başarır'ın yerindeyken esip gülüyordu. Şimdi süt dökmüş kedi maşallah Erdoğan'ın karşısına geçince. Orada bekleyenler var. Birkaç video önceydi sanırım. Sargül'den bahsetmiştim. Sargül'ün ne kadar güçlü olduğundan bahsetmiştim. Sanki benim videoyu duymuşlar gibi. Tabii ki öyle bir şey yok da. Sanki benim videoyu duymuşlar gibi. Abi bir baktık ki kaseti patladı. Montaj kaset. Montaj oldu da kanıtlandı bu arada. O haberi de vereyim bilmeyenlere ya. Yani. Sargül'den zaten böyle bir şey. Hayatta beklemem. Montaj olduğu zaten emindim yani uzmanlarca kontrol edildi. Bu da kanıtlandı. Onu paylaşanlar şimdi kimmiş göreceğiz. Bakalım kimin adamlarıymış. Özgür Özel tekrar söylüyorum kendisine. Bu kafayla bundan sonraki seçimde hezimete uğrar. CHP'deki koltuğunu da kaybeder. Ki ben Sarıgül'ün gelmesini canı gönülden istiyorum. Bu altı kim yediyse bu altayı taşa vurdu. Sarıgül'ü iyice güçlendirdi yakında işte o köprü altlarında duvarlarda falan iskisi gibi Çağrı Sarıgül yazılarını görmeye başlarsanız hiç şaşmayın. Görüşürüz.